Orada kaybolmuştuk, hatırladın mı? Hatırlamaz mı? Yine bu zırtapozların peşinde koşuyorduk. Evet ama çok güzel. Ya ben çok güzel şeyler hatırlatıyorum. O zaman da zorla tutuluyorduk, şimdi de zorla tutuluyorduk. Ya biz niye geldik buraya? Aşkım niye böyle konuşuyorsun ya? Burası her şeyin başladığı yer. Eğer buraya getirmeseydim seni. Ay ne romantik. Aşkım bak çok kalbimi kırıyorsun benim ya. Kafanı kırmadığıma dua et. Tamam. Gitmeyin artık. Şuraya iki nostalji yapmaya geldik. Vallahi sizin dırdırınızı dinleyemeyeceğim ha. Evet Selin'cim. Ya bak ne güzel. Yine hep bir aradayız. Tatile gidiyoruz. Böyle yapma aşkım ne olur. Ya buraya gelmeyi ben istemedim ki Fadik. Oğlum sen bu kızı kızacak ne yaptın ya? Abi gözünü seveyim ya. Zaten canım burnumda, bir yüzük yüzünden geldim. Hala yüzük diyor ya. Hala yüzük diyor. Sus. Demedim. Hayda. Yeter artık. Onu kardeşine söyle Zeynep. Sus kız. Karışmayın gel. Ama enişteciğim sen de benim karıcımla bu... Sen sus, seni ilgilendirmez. Sen konuş aşkım. Konuşurum tabii ya. Allah Allah. Hayatımız sizin peşinizden koşmakla geçti. Allah Allah. Kaybolurlar biz ararız. Kavga ederler biz barıştırırız. Geç. Ama enişteciğim ayıp oluyor yani. Biz de sizin işlerinizin peşinden az koşmadık yani. Evet abi. Her derdinize biz koşmadık. Bak bu konuda haklılar. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bence de haklılar abi. Biz ikinizle ne uğraştık be? Evet. Evet. Ayrıca aşkımla aynı fikirdeyiz biz şu an. Aşkım benim, yerim ben. Aman cıvıma. Seninle konuşmuyorum. Selim bak artık benim sinirim bozuluyor ha. Git hadi. Git. Git hadi. Ya kocanım ben senin, kocanım. Ay yeter. Aa, kafa bu da. Şöyle biraz manzaranın keyfini çıkartın ya. Vallahi yeter. Konuş aşkım, konuş. Konuştum. Kilitleri kaldırın, öyle açın. Açılmıyor bazen kapı. Oh. Enişte açılmıyor benimki. Dur açtım, dur. Bir işi beceremiyorum. Gel. Ay, ah. Vallahi buraya özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama görünce bir hoş oldum. He. Burada ilk nikahını kıydım ben senin. Değil mi? Sizin adınıza çok sevindim. Ama burası bana hiç iyi şeyler hatırlatır. Senin bu kardeşin trip atınca hiç çekinmiyorum şu an. Mukaddes Şekercizade'nin kızı ne de olsa. Ya ben aslında bir şey soracağım. Ben anlamadım. Orhan yüzüğü takmak istemiyor mu yoksa kaybetmiş mi? Ya Fadik'cim bu mesele resmen bir krize dönüştü. O yüzden boş ver. Hiç şey yok. Cem yüzüğü kaybedilir mi ya? Kız haklı tabii ya. Hiç. Ya Mete sen kimin tarafındasın? Bir karar ver. Ya ben aşkın tarafındayım hayat. Aşkım. Neden olaylara böyle güzel tarafından bakmayı beceremiyorsun? Beceremiyorum. Hem git milletle sen ha hi yap. Hem yüzünü kaybet. Gerçi kaybettin mi orası da meçhul. Ne yaptıysan artık. Sonra da ben suçlu olayım öyle mi? Aa, olaylar nerelere gitti? Hadi bir şey soracağım. Trip atınca ben de mi görüyorum? Aşkım artık abartmasam diyorum ha. Ha? Ne dersin? Biraz sakin ol. Olmuyorum. Sakin falan olmuyorum. Ben eve gidiyorum ya. Hayda. Selin aşkım yapma lütfen. Aa, Selin. Ne kız şu arabadan? Abartma. Ben mi abartıyorum abi? Tabii senin tuzun kuru. Karın sana değer veriyor. Niye değer vermiyorsun lan karına? Sen niye kaybettin yüzüğü? Niye değer vermiyorsun ya? Ya veriyorum, veriyorum. Karıma da değer veriyorum. Yüzüğüme de değer veriyorum. Ama kaybetmişim bir şekilde şimdilik. Kaybetmiş. Peki kaybettiğin yere sordun mu sen nerede acaba yüzüğüm diye? Selin'cim bak böyle çocuk gibi davranıyorsun. Yapma tatlım. Gel girelim içeri sıcak sıcak. Böyle iki yetişkin gibi oturun konuşun. He? Sen onu kardeşine anlatsın. Gerçi kendine de söyleyebilirsin. Aa ben Selin. Bana bak Orhan. Ne yapıyorsan yap çöz şu meseleyi. Benim sinirlerim bozulmaya başladı. Ha çözer çözer o kesin çözer. Çözüyorum abla. Çözüyorum. Ya kız buraya. Nereye? Yeter. Nereye? Bak Orhan. Orhan. Kıracağım. Buraya. Orhan. Gel ya. Tamam. Bıraksana beni. Kıpırdama. Ya. Allah Allah yeter ya. Sen de mi uğraşacaksın? Ya ne bakıyorsun? Ben kardeşini kaçır. Ya da silah yaklara. İyi oldu vallahi ya. Bir dakika ya. Sen özendin mi? Ben de senin sırtımı alayım. Meteciğim sırtlamak ne? Çuval mıyım ben? Ya jest yapıyorsun gibi. Ne yapıyor? Hadi gel yürüyelim. Zaten ben kesin batacağım. Çıkar beni abatarsan. Nasıl çözdü ama? Çok akıllıca çözdü gerçekten.
Hadi donmak üzereyim ben, gidelim girelim. Mert. Hı. Böyle normal normal girmek istemiyorum içeri yürüyerek. O ne demek ki? Bakın, biz nasıl geldik? Ay çok romantik. Söyleyin şuna beni indirsin. Yeter be sen. Oha! Yok! Böyle indirilir mi? Küs! Allah Allah. Al sana nostalji. Başın güverdi mi hayat? Tamam o zaman şöyle nazikçe indirelim. Teşekkür ederim sanırım. Bak, bak abime de ders al. Öyle indirilir mi? Ayı mısın sen be? Ya ayıyım kızım. Ayıyım. Ama seni çok seven, çok aşık bir ayım. O sempatiklerin falan sökmüyor artık bana. Git, git otel, uzaklaş. Aa, yetti be. Ne halin varsa gör, ne yapıyorsan yap ya. Allah Allah. Bu iş böyle olmayacak arkadaşlar. Aynen. Hiç atmosfer gazına falan gelmedi bunlar. Ya ne yapalım biz? Gidelim bunları baş başa bırakalım ha? Gidelim hayatım, gidelim. Vallahi kız kardeşimden soğudum. Nasıl, gidiyor muyuz ya? Hı. Vallahi biz gidiyoruz. İsterseniz kalın siz. Ne oldu? Hafta sonu romantizm falan? Biz bu kadardı. Tamam yani romantizm. Bizim çocuğumuz var, bekliyor bizi. Siz kalın, bunlar barışınca takılırsınız. Ne dersin aşkım? Vallahi ben yani atmosferin gazına geldim. Olur, kalalım. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Ya nereye ya? Eve gidiyoruz. Hadi hayatım. Oh ne güzel ya. İyi günde böyle goy goy, şamata, makara. Kötü günde siz basın gidin. Tamam ya, biz kalıyoruz. Sıkıntı yok. Ablacığım, biz sizi yalnız bırakalım diye. Olmaz. Ya gitmiyorsunuz ya da beni de götürüyorsunuz. Ben kalmam burada. Ay ben senin inadına... Yok ya. Öyle bir şey yok Selin'cim. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Hatırlatırım sana. Hadi görüşürüz. Abi. Sus kız. Konuşun, anlaşın, barışın işte. Hadi dikkatli olun. Hadi aşkım. Sobaya da yakın. Çok soğuk oluyor burası geceleri. Bay. Gelinlikler Türk kadın işte. Biliyor iş. Abi Allah aşkına şu kapıyı kapatsanız. Hadi. Ne güzelmiş bu usta ya. Ya ben anlamıyorum ki olay niye bu kadar uzuyor, buralara kadar geliyor. Tamam şunu yak, bir konuşalım. Soğukta beynimiz dondu ya. Söyle abi sen, ne o yaksın? O zaten her şeyden anlar. Arabaya yürüyerek gitmek istemiyorum kucağa. Ya ne kucağı hayatım? Düşeceğiz falan, bebeğe zarar vereceğiz. Gel ben tutayım seni şöyle ha. Yok. Tamam. Sonra taşırım seni kucağımda. Tamam. Ay. Ya oğlumuzu özledim ben. Aşkım çok kar var. Biz inebileceğiz değil mi? İneriz, ineriz. Memnun üzmemiştir Selim ablama. Düşdüm ha. Dur dikkat et, düşme. Tamam aşkım, merak etme. Aşkım. Hayatım artık barışsak. Ha? Fazla uzamadı mı? Aşkım. Dokunma bana. Ay Allah'ım ya. Aşkım hadi gel biz çıkalım. Aynen, ayağa kalk. Arkadaşlar biz bir çıkıyoruz ama çok uzaklaşmayacağız yani, bu civardayız. Haberiniz olsun. Tamam tamam tamam. Orhan. Selin. Canım hadi ne olur hemen barış. Ne oldu mu? Bak dışarısı buz gibi. Asla barışmayacağım. Öcüğüm. Hayatım. Ya aşkım bu ne böyle düşman gibi? Ya tamam. Ya bilerek kaybetmedim ki ben bunları. Bir şekilde kayboldu. Banyoya girerken bir yerlerde çıkartmıştım. Oralarda bir yerdedir yani. Neden bana yanmak istemiyorsun? Tamam. Diyelim kaybettin. Hı. Diyelim unuttun. Hı.
Peki gün boyunca, o koca gün boyunca ben sana gelip yüzüğün nerede diye sorana kadar hiç mi aklına gelmedi? Hiç mi yokluğunu hissetmedin ya? Hayatım tamam, ben odun kafalının tekiyim. Unuttum, düşünemedim, pardon. Aşkım bak ben senin sinirini... Ya sinirliyim! Sen bunu hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum hayatım. Hatırlıyorum ama onlar artık eskide kaldı. Ben artık senin kocanım, sen bana kıyamazsın ki. Öyle bir kıyarım ki. Sen benim sözümü dinleme de. Sen bana kıyar mısın? Ya sen bana nasıl kıyıyormuşsun acaba ha? Nasıl kıyıyormuşsun? Ben senin kocanım, sen bana kıyamazsın artık. Orhan bak beni zorlama. Sen beni seviyorsun, sen bana kıyamazsın. Kıyarım Orhan. Kıyamazsın. Orhan kıyarım. Kıy bakalım. Bak zorlama beni. Zorladığım falan yok. Kıy bakalım. Kıy. Kıy. Ama kıyarım dedim, ama zorlama beni dedim. Oğlum ben senin şekercizade günayım. Yemezler o numaraları ya. Geçen sefer yedim ama bu sefer yemezler yani. Sen git o taktikleri, o numaraları ayılara yap. Onlar yer belki. Şişt. Kalk. Tamam yedim hadi. Hadi yedim kalk. Yedim vallahi yedim kalk. Hadi. Çok özür dilerim. Ben öyle yapmak istemedim aşkım. Çok özür dilerim. Ne yapacağım şimdi? Abi! Abi! Zeynep! Aa, nerede bunlar ya? Kadık! Mete! Aşkım. Oh. Çok şükür. Her şey yok. Bakamıyor. Ay. Aşkım. Allah kahretsin, çekmiyor be. Aşkım ben hemen yardım bulacağım, tamam mı? Hemen yardım bulacağım, geleceğim. Mete! Fadik! Fadik! Mete! Neredesiniz? Nerede? Ne düşünüyorsun hayatım? Hiç. Bir şey düşünmüyorum. Yani şükrediyorum. Her şeye rağmen şükrediyorum aşkım. Ya zaten biz... Ya anlamadım ki oğlumu niye bırakıp geldik buralara. İyi ki kurtulduk şunlardan ha. Öyle değil mi sevgilim? Onlar da bizim canımız sonuçta, kıyım mı? Tamam canımız da yani koloni halinde yaşamaktan bıktım. Nereye gidiyorsak peşimizde, biz onların peşinde ya. Ben onları da göreyim istiyorum ama en çok karım ve çocuğumu görmek istiyorum. Bırak etme. Karının oğlun senin yakını hiç bırakmayacaklar. Bırakmasınlar. Ben sırtımda taşırım onları. Oh be şuna bak. Ne güzel manzara. Kar yağıyor. Yanımda karım. Daha ne isteyeyim? Oğluma gidiyorum. Ay vallahi aşkım. Nazar değmesin bize. Yalnız bir eksiğimiz var tabii. Ne o? Daha Selim'in kardeşini kucağımıza alacağız. Ne? 4 kişi olacağız. Hatta belki sonra 5, 8, 12. Fatih. Aynen. Hayatım bak süper oldu ya. Ya ellerimize sağlık, çok tatlı oldu. Şimdi hemen havuç zeytin falan filan bulmamız lazım, kaş göz yapacağız. Ya canımın içi, ya klasik tarifi uygulamak zorunda mıyız? İşte bu da bizim tarifimiz olsun. Tamam olsun, nasıl olacak? Ya tamam, tamam üzülme ya bak. Üzülme bak ben şimdi ne yapacağım? Bak şimdi ne yapıyorum? Hop.
Tatam! İşte gözleri bozuk bir kardan adam. Çok tatlı oldu. Ya ben zaten gözlük severim. Medik! Medik! Koşun çabuk kulübeye koşun. Ne oldu, barıştınız mı? Ha, barıştık. Ya adamın kafası yarıldı. Nasıl yarıldı ya? Ben yardım et, adamı pekmezle yakıttım. Hadi çabuk ya, ne olur. Ne? Ölecek adam. Ay! Ay! Allah! Ay! Allah! Allah! Orhan? Nerede? Yok ama buradaydı. Ben burada bıraktım onu. Kafasını yarıldı, yatıyordu burada. Nereye gitmiş olabilir? Ne oldu? Ya dur bir sakin ol. Sakin. Nereye gidecek canım? Buralarda bir yerdedir ya. Selin, canım sen şu olayı bana baştan bir anlatsana. Nasıl yardın sen bu çocuğun kafasını? Aa, bu küreği aldım böyle, vurdum, yarıldı. Ya hayatım, sen psikopat mısın? Değilim la, ondan sonra konuşuruz onu. Hadi ne olur Orhan'ı bulalım şimdi, ne olur ya. Ya kurtlar mıydı acaba? Mete saçmalama. Ya hayatım sen delirdin mi, ne kurdu? Ya tamam, hadi dışarı çıkalım, arayalım çocuğu, hadi. Hadi gel, hadi. Orhan! 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 Aşkım! Orhan! Orhan! Aşkım! Orhan! Hadi şimdi oğlum ya. Ayak izi. Kan. Orhan. Orhan mı bunlar ya? Bilmiyorum, bakacağız, yürü. Tamam sen git, ben gelirim. Şekercizade kadınlarının yani manyaklıkta bizden arta kalır yanları yok. Ya bunlar manyağın bayrak sallanı ya. Ya bunun annesi mukaddes zaten. Buna mukaddesin kızı işte. Aman inşallah sana çekmez. Ya babası da çekse mülayim olurdu. Anası da çektiği için arada çıkıyor bu damarı mesela. Aynen aynen. Ne yiyelim Cango? Ne yiyelim? Dolma mı yiyelim? Makarna mı yiyelim önce aşkım? Sağ ol canım. İyi Cengi söyle oğlum. Fehmi. Aşkım. Fehmi, ben dayanamıyorum artık. Şu mukaddesi bulmamız lazım. Sultanım, siz gelininizi mi özlediniz? Vallahi anneciğim, beni de şaşırtıyorsun. Fehmi, sen de bir alem oldun yani. Tamam, kızıyoruz, ediyoruz ama... merak da ediyorum canım. Sen hiç merak etmiyor musun kuzum? Anneciğim, ben banka hesaplarını düzenli olarak kontrol ediyorum. Yani mukaddes sağ olsun düzenli olarak yüklü miktarlarda para çekiyor. Demek ki keyfi yerinde alışveriş falan yapıyor. Bir yerlerde bilmiyorum ama sen müsterih ol. Söylemiştim. Yine söylüyorum. Kötülere bir şey olmaz. Canım ben mukaddes için endişelenmiyorum ki. Aa. Niçin endişeleniyorsunuz? Onun Zeynep'e bir zarar vermesinden korkuyorum.
Delidir, ne yapsa yeridir. Allah koru ya Rabbi, ya Resulallah. Aman Allah korusun. Allah korusun Fehmi. Anneciğim, abartmayın. Ne yapabilir ki? Mukaddes Hanım. Zeynep. Ne işiniz var size burada? Zeynep, senden nefret ediyorum. Ay sultanım, ne olur sakin olun. Mukaddes silah tutmayı bilmez. Maalesef öğrendi Mukaddes. Hem de Rize'de. Siz deli misiniz? Onun eline silah verilir mi? Şevket sağ olsun. O, onun marifeti. Sen de sağ ol. Senin de marifetin poligon. Ben boşuna mı endişeleniyorum Mukadder? Biliyorsun Mukaddes abartıları sever. Ya abartıyı sever de Zeynep'e bir zarar vermez. Ayrıca boş şişeyi bile vuramaz o. İnşallah. İnşallah. Anneciğim, çocuklar zaten İstanbul'da değiller. Hafta sonu için tatile gittiler. Siz müsterih olun. Selin de onlarla değil mi? Hı hı. Hep beraber gittiler. Ya şimdi onlar tatil yapıyorlar. Keyifleri yerindedir. Günlerini gün ediyorlar Allah aşkına. Neyse. Ben yemek yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Of. Ne yiyelim Cango? Aşkım, gerçekten çok özür dilerim. Ya beni affedebilecek misin? Bak, ben vallahi isteyerek yapmadım. Sen beni öyle gaza getirince yani, ne bileyim. Aşkım, iyisin değil mi? Ya iyi, üzme kendini, iyi ya, bir şey yok işte, bak Türk gibi yatıyor orada. Ya iyi deme de konuşmuyor ki. Aşkım, beni hatırlıyor musun? Ya bak işte, gördün mü, seni hatırlıyor. Sıkıntı yok ya. Orhan, beni hatırlıyor musun? Ya bak, beni de hatırlıyor, sıkıntı yok işte, bu maşallah. Durun durun, ben bir şey deneyeceğim. Orhan'cığım, söyle bakayım, bu kaç? Dört. Nöyt. Nöyt ne lan? Aşkım, böyle yaptı, görmedin mi? Bu kaç? Nöyt ya, nöyt. Ne oldu, sen niye gülüyorsun? Ya ben buldum. Pınar R'lere gitmiş, bunu Y'ler basmış. Nasıl yani? Ya Orhan çocukken de böyleydi. Şimdi ona sorarlardı adın ne diye, o da böyle sinirli sinirli, Oyhan ya, Oyhan derdi. Sonra küçükken hatırlıyor musun? Reis babamın teknesiyle denize çıkmışlar. Bir gün böyle kafasını çat diye vurmuş, bayılmış. Sonra ayıldığında bir bakmışlar, bu düzelmiş, R'ler geri gelmiş. Hatırlıyor musun? Ne diyeceğim? Bir daha vuralım. Ya, belki R'ler geri gelir, düzelir çocukcağız. Niye öyle yapıyorsun? Olmaz. Olmaz, kıyamam ben aşkıma. Ya dur dur, sağlık içinse olur ya. Bak şimdi. Mete. Ne vuruyorsun ya? Aa, tam düzelmemiş. O zaman ben bir de şöyle vurayım. Aa, aşkım. Ver sen şunu bana. Aşkım. Niye ya? Ben sağlık için düzelsin diye ne yaptım? Onu şey ettim ben. Bozuk televizyon mu bu Mete? Böyle vurulur mu? Psikopat ya. Aşkım, seni hastaneye götürelim. Bak çok darbe aldım, hadi. İyiyim hayatım ben. İyiyim. Size yeter ya. Uyumayın. Yeter. Tutundu deli.
Rahmetli çok erken gitti. Çıkmasına da 10 seneciği kalmıştı. Of Kazım abi, of. Kalksam da yine el kol şakası yapsan bana. O ne ya? Ne ya? Ömer olsun. Lan yeter be, ne oluyor ya? Gebereceğim lan burada. Ne korkuyorsunuz? Ne kaçıyorsunuz ha? Lan siz esas ölüden değil diriden korkun be. Diriden korkun, anladınız mı ha? Hadi. Oy oy abici. Yadigar. Kurban olan bak. Parçaladın kendini ha. Yüzme kurban olan yeter artık ya. Kız acık yüzün gülsün ya. Sen böyle üzülünce benim de içim parçalanıyor Yadigar'ım. Kız Ayfer ne diyeyim de bak. Nasıl rahat edeyim? Abici mahpuslardayken ben nasıl rahat edeyim de? De bak. Yadigar, sen kendin demeyeyim miydin hiç olmazsa oralarda başını belaya sokmaz diye? He, doğru diyorsun, öyle diydim ama. Şimdi onu düşününce de fena oluyorum da Ayfer. Ha bu adamı bilirsin. Ha bu adam kabine sığamaz, durduğu yerde duramaz. Uy, düşündükçe fena oluyorum. Kurban olam. Yadigar'ım, vallahi sen kendini boşuna üzülsün. Ben sana bir şey diyeyim mi? De. Kız var ya, Şevket Reis orada çoktan kendi imparatorluğunu kurmuştur. Vallahi bak. Hatta var ya, o kesin orada artık ağa olmuştur. Tabii. Bir eli yağda, bir eli baldadır. Uy, inşallah dediğin gibidir Ayfer. Buha ne olmuş bu? Kız kızım, sana ne oldu ki? Çocuklar seni götürmediler diye onlara mı kızdın yavrum? Ya niye onlara kızacağım ya? Onlara takan mı var acaba? Kız yoksa o baban olacak şerefsiz mi canını sıktı senin? Ya ne alakası var anne ya? Babamı gören kim acaba? Şeytan korusun onun yüzünü. Kız selamın kavlen deme öyle de. Ha kızım? Ne oldu? Bazı mafyatik oluşumlar kardeş yazımın hayallerine ket vurdu da ondan. Uy kız sizin ne işiniz olur? Mafyayla mufyayla. Babası olacak şerefsizin aklına uydu bunlar. Kötü yola mı düştüyüz ga? Of anne ya. Of baba ya. Enough is enough ya. Oh my god ya. Kız kızım Türkçe konuş, hiçbir şey anlamayayım ben ya. Mevzu babişkon değil. Mevzu dükkan. Dükkan. Ne dükkanı ki? Şimdi sevgili Yadigar ablam ve kıymetli mamişkon. Biz sisterımla ortak bir dükkan tutup pasta atölyesi açacaktık. Onu açamıyoruz işte. Çünkü kardeş Yazım'ın istediği dükkan mafyatik oluşumların elindeymiş. Uy koca İstanbul'da bula bula ha bu dükkanı mı buldunuz da? Ha ben de onu dedim. Aynen onu dedim. Git dedim başka dükkan bul dedim. Ama bizimkisi inatçı keçi. Tutturdu tam da istediğim dükkan bu dükkan diye. Neyse. Gerçi tam da istediğimiz gibi bir yerde ha. Ne demişler Yadigar ablam? Ne dediler? Şöyle demişler. Olmayınca olmuyor. Evet. Ya kızım. Neredeymiş bu kızın hayallerindeki dükkan ya? In our dreams. Ne dedi kız şimdi bu? Hayallerimizde dedi Ayfer. Sen nereden anladın Yadigar? Uy ben biliyorum Ayfer dizilerden falan biliyorum yani. Ben de bileyim. Ama little. Kız konuşa konuşa öğretti hepimize. O kadar da kör cehal değerlik canım. Uy güldürdün beni de. Sen nereden bileceksin acaba? Sevgilim. Ne oldu, olmadı mı hala? Az kaldı, az kaldı. Evet ya, çok acıktık. Acıktın mı sen? Şu ekmekleri verin, az kaldı oluyor işte. Çok az kaldı, bir ekmek getirin bana. Orhan, ekmekler, ekmekler. Çok komik ya. Hadi abi çabuk ya. Yanıyor. Ya ne güzel ya, çok güzel ya. Bunlar var ya. Bunlar var ya, hayatınızda yediğiniz abi en güzel sucuklar olacak yani. Bak size söylüyorum. Bu konuda iddiaya gelirim yemin ederim ya. Sağlık. Of abi şunlara bak, nar oldular. Nar, nar. Mis gibi oldular. Dur. Şu pişmişlerinden iyice. Yalnız gençler kusura bakmayacaksınız. Yani önce sevgilime vereceğim. Çünkü onun midesi minicik olduğu için yani o çok acıkmıştır yazık. Kıyamam ona ben. Aşkım ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun hayatım. Aşkım sen çok mu acıktın? Ben şimdi kendi ellerimle yapayım sana. Yapsın ben. Yapayım? Yapacağım tabii lan. Reylerin gitti de elin ayağını tutmuyor değil ya. Ben yapacağım, siz yiyeceksiniz. Oldu ya.
Sen konuş Mete, konuş. O küveyin hesabını fena soyacağım ha. Soy, soy. Ben sana hemen yapayım. Kaç tane? Güzel olmuş. Oh, afiyet olsun. Siz bana bakın. Siz de güzel barıştınız ha. Ay evet ya, barıştık. Çok şükür. Şükür, şükür. Şekmeyi koyayım. Suratayı da ayarlayayım ben. Alışamadın sen daha. Herhalde ayı demek istiyor. Ha. Ya ayı ya, ayı ayı. Ya yemin ediyorum bunun kafası yandı ya. Bakın bana izin verin. Sürekli bir tane orayı kendine getirin. Yorum anlamıyorsunuz. Ya Orhan'cığım bu mevsimde arının ne işi var? Kıspına mı? Ya ne arısı ya? Ayı 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 diyorum. Aa ayı ya. Bireyleri söyledi. O zaman... Allah. Ya kaçın ayı ayı. Orada gerçekten bir ayı var. Yani romantik hafta sonu tatilin bitti mi yani? Ya kulübeye gelirse? Yok artık hayatım ya. Kulübeye gelecek hali yok herhalde. Senin dilin çözüldü ha. Aa, vallahi ya. E tabi korkudan çözüldü dili. Ya ne korkacağım Mete ya? Allah Allah. Ya arkadaşlar boş verin, mahsur kaldık biz burada. Ya o değil de sucukları kurtarsaydık keşke ya. Ya sevgilim zaten bu hayvan bu sucukları kokusuna geldi. Tamam ya. Tamam. Daha fazlası var diye buraya gelirse? Ya hayatım olur mu öyle şey ya? Ayı bu ya, o kadar kafası basmıyordur herhalde. Orhancığım sen hiç belgesel izlemiyor musun canım benim? Bunların açlık belasına yapamayacakları hiçbir şey yok. Ya Fatih bir ağzını hayır aç ya. Hayatım çok isterdim ama şu anda gerçekten açamayacağım. Çünkü gerçekçi olmamız lazım. Tamam. Tamam benim bir fikrim var. Bakın hep beraber şu camdan kaçalım. Atlayalım. Gidelim ya. Bak, saçmalama. Orada atlasak buradan yakalar bizi. Çok saçma. Ne yapacağız? Buldum. Sucuklara geldi. Atalım sucukları ona. Besleyelim. Karnı doysun. Gitsin. Heh. Zaten ayı bunları cahillikten yapmıyor ki. Açlıktan yapıyor. Aferin Fadik. Bravo. Çok iyi. Ya saçma sapan konuşmayın. Gözünüzü seveyim ya. Kim besleyecek hayvanı? Vallahi planı ben buldum. Siz de burada iki tane adamsınız yani. Artık birinizden biri yapıversin. Ha yok be. Vallahi ben olmaz. Benim beynim hasarlı ya. Aşkım ben bayılırım ya. Ben bayılayım. Ben... Ya sen nadi bir adamsın ya. Bayılayım. Bana bakmayın. Ben olmaz benden ya. Ben bu grubun şişman ve gözlüklüsüyüm. Ben buradan çıksam ilk ben ölürüm ya. Sevgilim niye öyle diyorsun? Allah korusun. Derler gibi çocuksun. Arkadaşlar birinizin bunu yapması gerekiyor. Çöp çekelim. Çöp olmaz. Niye? Yahu ben gözlüklüyüm diyorum, anlamıyor musun? Ben çıktım ben ölürüm. Benim kaderimde var bu ya. Tamam çöp çekelim. Ya sen ne diyorsun? Çöp çekelim. Tamam tartışmayın, tartışmayın. Çekemem çöp, ben giderim diyorum. Niye böyle kızsın? Çek Mete, hadi çabuk acelemiz var, hadi. Eğer kocanı kayırıp bir hile yapıyorsan var ya, ahirette ikilim yakanlı olacaksın. Ne hile yapacağım ben ya, çek. Vallahi aşkım bence yapabilirsin. Ha işte al, al, al. Ay, benim kadar kısa çıktı be. Lan! 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 Lan benimki daha büyük! Hadi lan! Hadi oradan Orhan Efendi, bitti o iş. Şimdi çıkıyorsun o mamayı veriyorsun ayıya. Hadi! Hadi aslanım, hadi koçum beni. Aşkım, yapman lazım. Yok aşkım, ben hasarlıyım ben ya. Ben kocanım senin ya. Sen benim kahramanımsın, aslanımsın. Hadi aşkım. Hadi korkma. Yok. Hadi Orhan. Ben beynim hasarlı ya. Yok. Sen demin ayı sayılır. Tamam. Biz de buradayız. Seni koruyacağız.
böyle girişiyor ya? Ben besliyorum seni. Ben Orhan. Orhan yani bu suratı unutma bak besliyorum seni. Bak bir sucuk. İki sucuk. Üç sucuk. Dört sucuk. Aşkım geliyor. Ne? Ne? Geliyor. Bilmiyoruz, göremiyoruz ki. Ben görüyorum. Nerede? Buraya doğru geliyor. Ya ben attım her şeyi, daha ne yapayım? Ya doymamış demek ki. Ya ne yapacağız? Bunlara mı versek acaba ya? Ben bir daha hayatta dışarı çıkmam Mete. Daha büyük bir şeyler atmamız lazım. Ne oluyor lan? Bana niye bakıyorsunuz? Şimdi Meteciğim, bazı durumlarda bazı arkadaşlarımız için bazı fedakarlıklar yapmak zorundayız. Ne münasebet? Ya Fadik, ben bir kere çıktım, bir daha hayatta çıkmam. Ya tamam, kavga etmeyin. Birazdan burada olur zaten kendisi. Artık hangimizi yiyeceğine o karar verir. Ne? Ya Selin'cim ne? Geliyor, arkadaşlar geliyor. Polis çağıralım, helikopter çağıralım. Ya telefon çekmiyor ki. Buldum. Ne? Buldum. Şimdi herkes eline tencere tava bir şey alsın. Ses çıkartmamız lazım. Bunlar görüntüden korkarlar ya. Senin zekanı yürüm. Bak. Kaç. Seçiyorum o zaman. Tamam, ben de atışmam bir şey hazırlıyorum. Tamam. Zeynep. Efendim? Gelsene bir. Ya yemin ediyorum anneme benzedim ha. Burada yatan reis babayı gördüm. Baba! Sen de mi gördün? Reis baba. Bağırmayın be. Manyak mısınız siz? Ne bağırıyorsunuz öyle? Baba ne demek bağırmayın ya? Ne yaptın sen? Hapisten mi kaçtın? Kaçtım tabii ya. Orada mı ölecektim? Ne ölmesi baba? Ne diyorsun? Ne olacak şimdi? Ne olacaksa olacak. Ya orada ölmeyeceğim biliyorum. Hepsi bu kadar işte. Baba ya keşke yapmasaydım böyle bir şey ama. Ya reis baba sen ne yapıyorsun? Bir de kalkmış buraya gelmişsin. Ya hamileyiz biz. Yemin ediyorum müebbetten alacaklar bizi içeri. Burada mı? Sen ne korkak herifsin ya? Ya bu ne pısırık bir boy lan ha? Abartma Fatih sen de. Abartmıyorum hayatım. Evi dinliyorlar, izliyorlar. Bilmiyor muyuz sanki? Bak, güzel babam. Bu iş böyle olmaz. Bu adamlar senin hakkında tutuklama emri çıkardı. Sen ne yaptın? Damadını rehin alıp kaçtın. Hadi sonra teslim oldun. Şimdi ne yapıyorsun? Tam annemin avukatları devreye girecekken hapisten kaçıyorsun. Baba ne istiyorsun ya? Her seferinde cezan katlansın mı istiyorsun? Kalk teslim ol. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi teslim ol. Bırakın be. Oturun oturduğunuz yerde. Saklanacağım ben. Ya bu evde saklanamazsın. Bak reis baba sen nasıl aileni düşünüyorsan ben de kendi ailemi düşünüyorum. Ha burada saklanacağım söyleyen kim be? Ben buraya size haber vermeye geldim. Ha kaçtığımı duyarsınız da merak edersiniz diye. Ha, ben kendi başımın çaresine bakarım. Baba ne yapacağım nereye gideceğim onu söyle bari bilelim.
Yok ya. Söyleyeyim de. Ha bütün dünya duysun değil mi? Bütün polisler de benim peşime takılsın. Öyle mi? Haydi bay bay. Kapı burada. Lan oğlum ben kaçağım anladın mı? Kaçak kaçak. Kapıdan mı çıkacağım? Tabii ki maçadan çıkacağım. Hadi bay bay. Giderim. Hayır hayır Fatih ya sen gitme sen unutuyorsun sonra. Ya yazarsın unutmam. Yazınca da listeyi unutuyorsun Fatih. Ben hemen gider gelirim hem döndüğümde sana öyle bir kahvaltı hazırlayacağım ki yemeğe kıyamayacaksın. Ben de giyineyim o zaman. Tamam. Babam aramadı değil mi? Hı-hı. Tamam hadi görüşürüz. Zeynep. Mukaddes Hanım. Mukaddes Hanım ya. Ne işiniz var sizin burada? Seni hiç sevmedim Zeynep. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Oğlumu elimden aldın. Kızımın aklını çeldin. Şapşal kuzeninle evlendirdin. Benim için şu hayatta en değerli iki varlığımı da benden aldın Zeynep. Kocamı, kız kardeşimi, kayınvalidemi hepsini büyüledim. Elimde avucumda ne varsa en değerli varlıklarımı aldım. Seni tebrik ederim. Sonuçta sen kazandın, ben kaybettim. Şimdi sana bir hediye vermek istiyorum. Lütfen kabul et. Bu kadesinin ne yapıyorsunuz siz? İndirin şu silahı.